Sevgili Fatih Bank izleyicileri, bugün Fatih Bank'ın evindeyiz ve biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu ben değil kendisi bahsedecek size. Onun için güzel sorular hazırladık. Yalnız size bir dikkat çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde bir konuşma kartı var ve Fatih Bank etkili servis. Fatih bu ne? Çok heyecanlandım şimdi. Ne diyeceğimi bilemedim. Ben gücüm öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle güzel sorular hazırladığın için. Tabi soruların içine ne var çok merak ediyorum. Biliyorsun ekran karşısında konuşamıyorum. Hangisinde ne var? Fatih'te mi? Bank'ta mı? Etkili mi? Logoda mı? Bana hepsini anlat. soracağım. Tamam. Şimdi Fatih Bank bu bir gerçek ismin mi senin bank soyadın? Yoksa bir <laughs> takma at mı? Lakap mı? Ben bu soruya gerçekten hiç şaşırmadım. Herkesin sorduğu bu bank bu bank o bank bu bank değil. Bu Fatih Bank. Yani soyadım. Gerçekten. T.C. kimliğime Kimlik ait yazıyor. Fatih Bank. Harika. Bence oh. bu konuda açıklık getirdik diye düşünüyorum. da Banka hallettik ama değil banka mi? Banka hallettik. Şimdi etkili servis. Ne yapıyorsunuz ki etkili bir servis veriyorsunuz? Etkili servis örnek iki çift evleneceği zaman birbirinden ne alır? Şimdi bu yarışma programındaki gibi şey yapmayalım da ya ben sana sorayım Fatihçim. Elektrik ne alır <gülüyor> etkilenirler. <gülüyor> ben de... Ee, orada belki bazıları bizi yanlış algılıyor. Yetkili servis değil. Etkili servis. Bizi tanıyan müşteri işini yaptığımız zaman bizden etkileniyor. Yani tüketiciyi... Ama sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? Kendime sorayım. Çocukluğumdan beri hem müzisyenlik hem de beyaz eşya, çamaşır makinesi, buzdolabı tamirciliği. Hmm. 11 yaşımdan beri yapmadığım kalmadı. Yani yemediğim yemek kalmadı hesap etsen Bengü'cüğüm. Samimi bulduğum için konuşuyorum böyle. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten seni yani uzun zamandır tanıyorum. Ee, Tanamasam ve... bu koltukta oturmazdın havalara bakacak. <gülüyor> 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 Fatih peki Buyursun. bu işe nasıl girdin? Yani sen mi seçtin? 11 yaşımdan beri diyorsun. Bengü nasıl oldu bu işler? Oralara indiğimiz zaman e, ağlaya da biliriz, güle de Yani her şey olabilir. Şimdi normal 1979. Ankara doğumluyum. Hı hı. Memleket Trabzon. Çorlu'da ilkokul 4 ya da 5'ten terk ettim okulu. Hatta terk etmeden ziyade e, din kültür hocamız okulu bize gezdirirken caminin minaresini falan gezdiriyordu. Çocuklar burası cami, minare falan derken herkes minareyi gezdi. Ben minarenin köşede saklı kaldım. O oparlör mikrofonlar falan var ya. O parlör düğmelerini, mikrofonları açıp işte çocukluk cahillik ya. Karadeniz'likler var. Mikrofonu al, caminin minaresinden parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Bak. Şu anki aklın olsa bir yapar mısın bunu camide? Yapar. O anda Yaparsın. Yaparsın. Yok, <laughs> yok estağfurullah. Yani estağfurullah. kesin yaparsın, evet. Yani işin enteresan yanı din kültür hocası yukarıya nasıl çıkıp beni tekme tokat aşağı indirdiğini ben biliyorum. Okuldan 7 gün uzaklaştırma verdiler bana. O 7 günden sonra ben tamamen okuldan uzaklaştım. Okulu sevmedim. Bıraktın okulu? Okulu bıraktım. Çünkü kaçıncı sınıftaydın o zaman? Ya ilkokul 5 6. Yani 6 yaş grubu gittim. Anaokulu olarak tabii 6 yaş grubu aldılar beni. Ve şöyle bir şey çok enteresan bir şey 12 dersimin 10'u da 0 0 0. Bedenle müzik 10 üstünden 10. Çünkü inanmayacaksın. Öğretmen ders anlatıyordu. Ben kulağımı masaya koyup darbuka çalıyordum bir yandan da masanın vidalarını söküyordum. Yani iki mesleğimin çocukluğundan gelmesinin sebebi bu. Hem Birleştirdin ikisini. Birleştirdim. İkisini birleştirdim. Hoca bir soru soruyordu. Fatih'im kalk bakalım anlat ne anlattım. Evet biraz da pratik zekayım diyeyim. Hocam evet o anlattığınız konuda ben sizi haklı buluyorum. Fatih ne anlattım? Hocam evet o konuda haklısınız. Yani hocaya göya ben dersinize vakıfım imajı vermeye çalışıyordum ama halbuki derste alakam yok. Hoca ders anlatıyor. Ben vidaları söküyorum darbuka alıyorum. Ve e, bir asker çocuğum, asubay çocuğum, arkadaşlarımın dersleri hepsinin süper, benimki hep zayıf. Babamdan öyle bir güzel dayaklar yedim ki. Despot muydu baba? Çok despot. Eğer babam şu fincanı araba diyorsa bu arabadır. Ya baba olur mu arada? Kes sesini. Hareketlere dikkat et. O araba. Asker çünkü. Tamam o zaman araba olsun. Kesinlikle. Her geldiğinde bana kerat çetveli sorardı. Ben de bir gün hırs yaptım. Tuvalete... Yaş kaç o arada? Ya 10 falan. Hı. Sürekli okumuyorum ya hep dersler zayıf zayıf. En son babam kulağından tuttu. Çorlu'da bir sanayi ot elektrikçinin yanına beni attı. Bir de tekme pat sanayinin ortasına bir düştüm. Ustaya dedi tek cümle. Bunun eti senin kemiği benim. Bunu döv. Buna Mesleği öğret. ya babamın aklı sıranca yapmak istediği olay şu. Hani bu sanayi ortamını görsün korksun da okuluna başlasın. Bitsin, hı hı. Ama ben o takım anahtarların içine girdim. Dayak yiyorum. Bir mutluyum. Eve geleceğim babam suratı on karış çocuk bekliyor ya. Baba bugün burayı söktük. Şurayı dağıttık. Babam bakıyor bende bir değişiklik yok. Huzur var mutluluk var. a diyor çocuğa ters tepli diyor. Ustamı bir gün oradan da... E, küfür yerek çıktım. Ustam e, bir açık ağzına atar istedi. 12 13 an atar. Ben de 14 15 götürmüşüm. Çok özür dilerim. Ustam dedi ki lan bilmem neyinin bilmem ne yaptım bunların evladı dedi. Git falan bunu deyince ben korktum, kaçtım eve geldim. Anneme dedim ki anne dedim. Usta dedim sana küfür etti. Oğlum ne dedi böyle böyle. Uuu bokları yesin. Sakın babana söyleme. Cinayet çıkar. Yok anne ben söyleyeceğim. Benim anneme küfür etti Sana oğlum sakın söyleme derken bir gün iki gün derken sofraya beraber oturduk. Annem mutfağa yemek koymaya giderken ben babama, "Baba, usta anneme küfür etti. Şöyle 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 dedi. Ne öyle mi öyle? gitti babam. Usta dedi. Ben beni de aldı yanına. Ben dedi sana bu çocuğu niye verdim? Eti senin, kemiği benim. Ana savradı senin diye vermedim." dedi babam. Bir kafa vurdu Bilmiyorum. ustaya. Tak beni oradan aldı. Aldığı günde babam zaten Çorlu'da emekli oldu. Geldik Ankara Sincan'a. Şimdi hemen geldiniz mi o dönem? Hemen geldik hemen geldik. Tabii tabii yani ustama vurdu babam. <laughs> Küfürü de ben orada güzelce yedim. Oradaki zaten okul hayatımız bitti. Çorlu'ya e, Ankara'ya yerleşmek zorunda kaldık. Hı -hı. E, baktı ki babam bu çocuk anahtar takımlarıyla meşgul, güzel, seviyor. Buraya geldik. Burada beni Sincan sanayisinde işe vermeye başladı. Yani dedi ki çocuk otel elektrikten başladı en azından sanayide devam etsin. Sanayide de çok sevdiği bir arkadaşı tuttu dedi ki abi dedi sanayiye verme benim çok güzel bir dedi bir arkadaşım var. İsim vermek gibi olmasın vereyim ismi reklam oluyorsa da olsun. Arçelik yetkili serviste ver dedi bu çocuk müşterilerin evlerine gitsin sıcacık evlerde çamaşır makinesi buzdolabı eğer de pense tutuyorsa en azından mesleğini orada idam etsin. Ve şu an o işe başladığım zaman da duygulandım niye diyecek olursan ustam rahmetli oldu. Bir trafik kazasında evet. kaybettik. Allah mekanı cennet etsin. Ama çok iyi ustandı. Çünkü hayatım boyunca hep bana şey derdi. Oğlum bak bu mesleğe giriyorsan bu meslek vicdanla cüzdan arasındadır. Yani sen ne yutturursan yuttur müşteriye her türlü bir yutar. Bu işi öğrenmeden önce önce dürüst olmayı öğren. Adam olmayı öğren. Mesleği zaten her türlü öğrenirsin. 11 yaşında Sincan'da Bez eşya tamir dükkanına bir girdim. Giriş o giriş. Giriş o giriş. Yaş 40 O gündür, bugündür. E tabii çeşitli işler yaptık, neler yapmadık ki? Trende halley, pasta, çikolata, çek, beşme, dört lastiği 10 TL. Her şey sattık. Sen tamir şimdi biraz ediyorum. hayvanlarla ilgili yaptığın şeyleri bize anlatsana. Ben geçen sene bir e, senin YouTube'da veya bir yerde izlemiştim. Hmm, şey, yardım falan bu tarz şeyler yapıyorsun. Ya Sokakta aç Sokak hayvan, hayvan kalmasın diyorum. Ben ve buna da şöyle diyeyim, ben zamanı geldi çok açta kaldım, parasız da kaldım ve etrafımdaki kimseye de bir şey söyleyemedim. Hani kol kırılır, yel içinde kalır falan derler ya. Bunu bildiğim için hep hayatı kendi içimde yaşamaya çalıştım ve daha doğrusu konuları hemen pat diye atlayacağım. Erken evlendiğim için 19 yaşında eşimi kaçırarak... Dur dur daha onlara gireceğiz. Konuyu her yere bağlıyorum. Bağla peki. Şimdi <laughs> Bağlayacağım yeri de Tamam Ebru'yu <laughs> kaçırdın onu biliyoruz zaten de onu ayrıca soracaktım sana. Neyse evet. o zaman hazır hani şey yapmak istiyorsun demek ki. Ebru'dan fazla da ayrı kalamıyor. Kesinlikle. Evet arkadaşlar o... onu da ayrıca söyleyeyim size. Onu ya orada evet. çok acıtasyon var <laughs> falan olmuyorum sonra sıkıntı <laughs> değil. Yani parasızlığın ne olduğunu bildiğim için, açlığın ne olduğunu bildiğim için, ben biliyorum ama bir şeyi söyleme imkanım var söyleyemiyorum. Ama o hayvanların dili yok. Anlatamıyor. Ben açım diyemiyor. Ben de bunları sizin dediğim için sokakta ne kadar aç hayvan varsa örnek otelde müzisyenlik yaptığımı biliyorsun. Hı hı. Hangi otele gidersem gideyim hepsi de beni Allah razı olsun severler. Oteldeki atılan yemekleri toplarım. Orada grand tuvalet sahnede şık gibi görünürüm. Sonra arabamdaki pijamalarımı, eşortmanlarımı, polarlarımı giyerim. Sokakta gelene kadar tak 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 ne kadar aç hayvan varsa Harikası. doyururum. Ve onları doyurmaktan çok zevk alıyorum. Ben Gül sana açıklığını söyleyeyim. 40 yaşıma geldim. İnsanlara maddi ve manevi aklına hayaline gelecek Neler yapmadım ki zamanım olsa da sana anlatsam belki burada oturur ağlarız. Ve yaptığımda hep bana şu döndü. Yani elinin tersi döndü. Ama o hayvanlara yemeği verdiğim zaman hayvan beni görünce ya hiç tanımayan bak buna köpek dersin. Onun için bazen insanlara sus karışma köpek demek çok büyük bir terbiyesizlik. Keşke bazıları altını çizerek söylüyorum. Herkes o, o köpekler kadar sadık asil olabilse. O köpeğe yemek verdiğim zaman etrafımda pırıl pırıl dönüyor. Şöyle kafayı kaldırmış beni bekliyor. Yemeğini veriyorum. Takır takır hayvanları doyurup eve geldiğim zaman var ya. Yatağa kafamı koyduğum zaman o huzuru, mutluluğu bana trilyonlarım olsa bana o zevki yaşatamaz ve buradan hayvanlara yemek vermeyen, hayvanlara hiç böyle ilgi alaka göstermeyen buradan bunu duyan takipçilerime özellikle evlilerse çoluğunu çocuğunu alsınlar bir gece. Buğday alsınlar gece çünkü hayvanlar aç. Sağ sola buğday atsınlar kuşlar bir yesin. Ettir çorbalıktır bir 50 TL 100 TL'lik çorbalık var ya ben gücüm şu kadar 3 kilo 5 kilo 10 kilo olur. Pişirsin o köpeğe o hayvana yedirdiği zaman evine gelsin o çoluğundaki çocuğundaki huzurlu mutluluğu bir gör inanamazsın. Ama bunu insana yaptım ya arkandan kuyunu kazdı ya dedikodunu yaptı ya da ben bunun çevresinden, oradan, buradan nasıl faydalanabilirim dedi. Evet, Çünkü biraz o şeylerde senin agresifliğini görebiliyorum. Yani paylaşımlarında, videolarda, videolarda var. Öyle, neden öyle davranıyorsun? Ya... Sinirli misin yani? Ya normalde sinirli değilim. Şurada... Çünkü ben seni tanıyorum yani normalde de öyle çok asabi bir tip değilsin ama... Değilim. Videolarında daha böyle agresif, agresif gözüküyorum. Görüyorum. Evet. Ve şunu söyleyeyim, agresif kesinlikle değilim de. Yani e, damarıma basılma da değil yaptığım iyiliğin karşılığını beklemekten de değil de insanoğluna veriyorsun, veriyorsun, sevgini ver, saygını ver, çevreni ver, paranı ver. Karşı taraftan ben de az evvelki hayvanın beklediğini bekliyorum biliyor musun? Sevgi. O da yok. Para verdim, para beklemiyorum. Saygısını gösterdi. Çevremi kullandırıyorum, çevresini kullandırmasın. Benim bir bardak çaya da... Yani ben küçük şeylerle mutlu olabilecek arkadaş kime ne yaptıysam Kuyu mu kazdı ya? Sinirler mi Fatih? Onu farklı <laughs> konulara götürme. Yemin ediyorum cinnet geçiriyorum. Bana lütfen yanlış anlaşılmasın. Bak üstüne tekrar basarak söylüyorum. Basarak söylüyorum. Ve bir sosyal medyada bir video izlemişsindir. İnsanları sevmiyorum abi. Açık konuşuyorum. İstisnalar her zaman hariç. Çünkü bugün kediye tecavüz eden... Aman onlara girme lütfen bak, Fatih. Lütfen. Hayır bak. Kediye tecavüz eden insan. Hayvana tecavüz eden insan, çocuğa tecavüz eden, eden insan Biz böyle şöyle iyi olarak e, dikkat çekelim. İşte, yani az önce anlattıklarını anlatalım. Evet. Yani insanların bunu yapması gerektiğini söyleyelim. Kesinlikle. Yani Ve belki gerekirse bir e, bir şeyler bir farkındalık yaratmak adına bir şeyler yapalım. Ya farkındalık ne istiyorsan kendimi benzin yapalım. dökeyim, yakayım yani yeter ki millet sen lazımsın bize kendini yakmadan bir şeyler yapalım. Yani yapalım. E, bununla ilgili aynen bir sosyal medyaya bir videomuzu çekelim koyalım koyalım. Çünkü yani videolarda bakıldığı zaman bu adam hep bağırıyor, çağırıyor diye ama bu adam niçin bağırıyor? Sadece benim orada o bağırdığımı alıyor. Demiyor ki bu adam bağırıyorsa bunun altında bir şey var. Bazıları diyor ki abi bir gün bir bakıyorum pideciye bağırmışsın. Bir gün bakıyorum oto tamircisine bağırmışsın. Bir gün bakıyorum mobilyacısına bağırmışsın. Abi buna baktığın zaman insan Dükkanda kedim var ya. Kedime bağıramıyorum. Yanlışı yok. Yemeğini veriyorum, maması veriyorum. Yat yavrum diyor. Ayaklarını açıyor bana sevgisini veriyor ya. Daha ne anlatayım Bengü? Bunlar Daha anlatacak bizim. çok şey var da. Bir Ebru'ya geçmiştin o arada. Onu da atlamayalım. Ebru'ya. Bir kaçırmışsın. Nasıl kaçırdın? Nasıl oldu? Bengü şöyle bir şey. Kaç yıldır evlisiniz? E, kaç yıllık evliyiz diye. E tabii kopya kesinlikle almayacağım. Şu an bizi kesinlikle izliyordur Ebru'cum yan tarafta. <laughs> Bengü biz kaçarak evlendik. Birbirimizi çok sevdik. Evru benim. Çeşke ok okul aşkım olsaydı ama okul hayatım olmadığı için ben Evru'ya orta ikide aşık oldum. O zaman ben tabi tamirciyim. E şeyde değil misin? Orta ikide sen Ankara'da değilsin. Hayır. O ilkokul 5-6'da Çorlu'dan emekli olduk. Ben Ankara Sincan'a geldim. Tamam. Evru zaten Ankara Sincan'da oturuyordu. Tamam. Ben Ankara'ya geldiğimde okul hayatım zaten olmadı. Ortaokul diplomasında dışarıdan okulun elektrik süpürgesini tamir ederek, derslere girerek öyle bir diplomamızı aldık. Ebruya nasıl aşık oldum? Bir beyaz e e tamircide çalışıyorum. Ebru da yan tarafta oturuyor. Gözümün önünden şu an gitmiyor. Kırmızı pantolonu var. Önünde kitap benim evimde olduğun için bir daha bir rahat. Peki kırmızı pantolon olduğu için bugün bize gönderme yaptın saatinle. <laughs> ya kırmızı <laughs> siyah hastalığı var. Biliyorsun aynı zamanda da babam çok koyu bir gençler birliği taraftarıdır. Hmm. Kırmızı siyah. Ya direkt ben buradayım diyor patlatıyor beni. Ha, tabii ya yani kırmızı hastalığı var. Baktım dükkanın önünden sürekli bir tane kız önünde kitap kafası yerde gidiyor geliyor. Okula gidiyor geliyor. Okul da şurası bizim e evin önü. Okul ev okul ev. Babam bir gün bana dedi ki sen Hangi kızın peşine gidiyorsun baba diyorum. Bir kızın peşine gidiyorum dedim. Çok seviyorum falan filan. Gel buraya otur şuraya. Bir kızın dedi en büyük çeyizi nedir dedi bana. Nasıl nedir baba bir kızın en büyük çeyizi? Baba ne olacak dedim bir kızın en büyük çeyizi. Çamaşır makinesi, dikiş makinesi, buzdolabı falan. Kıh! Allah kahretmesin seni Bir kızın dedi en büyük çeyizi ne biliyor musun dedi. Eğer bu kızın en büyük çeyizini biliyorsan o kızla ölümüne idam et, git. Bir kız sana eğer gelirken abes olmayacak inşallah. Bilmiyorum ne söyleyeceğini bilmediğim için <laughs> Ya yani, belki bir telerde rahat sana. Bir, kız Sen bir söyle sana bakalım abes olursa. Öpülmemiş dudağıyla ve tertemiz kalbiyle geliyorsa ölümüne bu kızla git. Allah Allah. Düşün. Ya bu arada kız zaten ortaokul yaşında değil mi? Ortaokul bir yaşında. Yani babam işte o aklı veriyor bana. Yani çocukken hmm. aklımıza neler ne. ya ben hayatımda çok şeyler gördüm mü anlatayım sana. Çünkü babam Böyle bir adamdı ki küçük yaşta her şeyi gör oğlum. Bil. Gazinoyu da bil. E, affedersin pavyonu da bil. Hayatı da bil. insanlığı da bil. Yarın bir gün belli bir yaşına geldiğin zaman bir şey gördüğün zaman aç kalma. İyi olanı yap. Her şeyden bilgin olsun. Cebinde kalsın. Ben onu yapmama gerek yok ki. Zamanında zaten gördüm biliyorum. Bu şekil bilgi yığımını verdi babam. Ya ben de dedim ki baba diyorum bu kız gidiyor okul ev okul ev okul ev. Biz Ebru'ya ben kız arkadaşıyla teklif gönderdim. Dedim senin şu kırmızı pantolonunu kıza tav oldum. Onu bana ayarlar mısın? Manyağa bak dedi. Senin gibi eziği ne yapsın dedi. Kel kafa, ayakkabılar yırtık, elimde işte böyle ip bağlamışım dengesi sokaklarda deli deli bildiğin tam mahallenin istenmeyen bir çocuğu bir tipteyim. E burada asil, ben deli dengesiz, ayakkabılar yırtık. Yani böyle kendine bakmayan sanki şu an çok bakıyormuş gibi bir imaj yarattım çaktırma kız. Ebru'ya teklif gönderdik. Ebru'nun kurduğu cümle ne no olsaydı ben okumak istiyorum benim okulum var öyle şeyleri asla düşünmüyorum. Tak cevabı verdi. Ah ama be. bu ama bu kombici <laughs> bırakır mı onu? Sülük gibi yapıştım. Bir ay, iki ay, üç ay derken ben o iş yerinden çıktım, ayrıldım. Ayrıldım ama kızı da unuttum. Evini unuttum. Başka işine gidince hani sevgilim vardı yoktu falan unuttum. Neyse Aylar yıllar geçmedi diyelim 3 ay 6 ay sonra falan o kız arkadaşım gördü. Lan aptal dedi sen dedi o kız dedi hani ayarla dedi bana şimdi dedi kız seni soruyor dedi. Buzdalapçı nerede? Uuu <laughs> <laughs> Evru beni sormuş. Ben de döndüm dolaştım Evru'yu tekrar gördüm. Dedim ben sana gerçekten bir şeyler hissediyorum. O da bizim Ebru. Yaş kaç oldu şimdi bu arada? Yaş kaç işte 14 ee, falan. Hani buna şey mi diyorlar? Sen dersin derler ya bir beşik kertmesi mi diyorlar? Ne diyorlar ona ya? Yani çocukluk aşkı. Ebru okulda beden eğitimde çınav çekiyordu. Ben hemen Ebru'yu takip ediyordum. Hani okuldan dışarı çıksa da görsem okulun etrafında fır bir dönüyorum. Hani kimseye yanaşmasın. Her gün Ebru'nun yanındayım. Hop. Bunun sahibi var. Seviyorum. Ağır abi, Külhan Bey falan davranma tarzları. Öyle Ebru'yla 14 yaşında bir tanıştık. 18 yaşında Ebru'yu çok istedik. Anne baba vermedi. Hani niye vermediklerini ben de biliyorum. Tabi bir 18 Şimdi aranız nasıl? Aileyle? Şimdi aramız öyle. çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta Ebru'yu sevmezler. Beni severlerler. <laughs> Evin şu an e, sevimli damadıyız diye biliyoruz. Yani tabi inşallah kararları fikirleri değişmezse. Ebru'yu kaçırdım pazardan. Annesinin yanından. Tabi yapılmaması gereken bir şeyler böyle. Yani insan 18-19 yaşı kanı kaynıyor ya istedik ben çatıya çıktım intihar etme rolleri. O da çatıya çıkıp intihar etme falan değil. Fatih ayağa kayıp düşseydin ne olacaktı? Ölürdüm ama ben nasıl bir cinim biliyor musun? Çatının yağmur oluğu yok mu? Hı hı. O yağmur oluğuna çıktım. Ayağımı aşağı sallıyorum. Kiremiti de kaldırdım. Elimi de kiremitin altındaki tahtaya koyuyorum. Sallanıyorum aşağı. Hani bana bu kızı vermiyorlar. Yukarıdan polisler de beni almaya çalışıyor. Oğlum buraya gel bak vallahi şimdi gidelim o kızı isteyelim. Abi diyorum bana kızı vermiyorlar ya. Kız bu binada oturuyor. Aşağıdan da kayınpeder. Kayınpeder ne dese bana. Bırakın atlasın pezeven aşağı. Bana. Ben de ağlaya 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 sinirlerim boşaldı. Kire bütün üstüne yatınca polisler gel buraya eşşor eşekleri beni çekip aldılar. İndiriş o indiriş nezarete attılar bizi. Bir gün Falan kaldık Baktım olacak gibi değil çıkarttılar Ama ben çatıya çıkmamın tek sebebi de Hani Ebru'nun adını çıkartayım Dedim hani bu kızı bir delinin birisi seviyor Kimse sağdan soldan Bakmasın ulaşmasın yani Bulaşmasın Ve <laughs> nitekim de öyle oldu Ebru'nun da tabi o esnada haberi yok Ebru'da ne yapmış biliyor musun Yuk, Aşağıda itfaiye 112'ler Tam okulun karşısı ya. okul çıkış saatine denk getirdim Bendeki cinliye bak Mahalleyi karıştıracağım ya Ebru hemen komşuları yanına, yan komşusuna bir geçirmişler. Ebru da hani bir panik ne oldu falan ya ama hani Ebru açıyorlar teybin sesini Ebru'nun hiçbirinden haberi yok. Mahalle kopuyor ben çatıda. Aşağı indik öyle böyle derken istedik olmadı. Bir sefer daha istedik olmadı deyince Ebru'ların Sincan'ın biliyorsun pazar günleri pazar pazarıdır. Ebru annesi kardeşiyle beraber pazara gidiyor. Ellerinde poşette pazar torbaları varken gelirken ben birader enişte Ebru'yu zorla arabaya sokuyoruz. Ebru'nun elinde poşetler, üzüm poşetleri. Kız bırak poşetleri, Ebru'yu poşetleri bıraktık. Arabanın içine zorla soktuk ama Ebru'yu ben zorla alıyorum annesi yandan. Hani normalde kaçma yani bu, değil. E, ha, onu soracaktım. Ebru'nun yani böyle kaçırılacağından haberi Kaçıdanın var mı? hiç haberi yok. Ha, direkt spontane. Direkt ama ben ona bir, bir sefer şey demiştim. Bak dedim bunu bir köşeye yaz. Annem babam geldi olmadı. Çatıya çıktım olmadı. Amcam geldi olmadı. Hep kapıdan kovulduk. Dedim bir gün seni kaçacağım. O da bana şöyle yaptı. <laughs> Yapabiliyorsan yapsana falan dedi. O dedi şaka yapacağımı zannetti. Pazardan annesi yanından kaçırdım ama Ebru'nun halini görmen lazım. Ebru ne yaptı biliyor musun? <laughs> ee, küçük Emrah'ın bir filmi var. Çocuğu hani yurttan kaçırıyorlar. Arabanın arka camından anne diye cama vuruyor ya. Ebru annesine o şekilde anne dedik ya. Yani. Bı bırak dedim Ebru artık. Yeter falan kaçırdık. Pazar günü kaçırdım. Pazartesi günü evlilik işlemleri, salı günü yıldırım nikayla Eble'e evlendik. Bastık, gittik Antalya'ya. Hayret değil mi? Evet, şu an şaşırdım gerçekten. Ee, yani Ebru'nun da hani haberi yok, yok olması, o yok. değişik geldi. Ama ben tabii hani bu kız kaçırma olayına karşıyım. Her şey karşılıklı, güzel. Hayır, o konuşarak. Konuşuyormuş belli ki ama e tabii canım yani, yani şimdi yaklaşık kaç 17 yaşında kızımız var. 2 sene çocuk yapmadık. 17, 18, 19 ortalama 20 yıllık evliyiz. 20 yıldan beri buradan açıkçana takipçilerimin herkes Türkiye, dünya değil uzay bir bilsin. Deliler gibi, aşığım deliler gibi seviyorum ve şunu da üstüne nokta olarak basıyorum söylüyorum. Ebru Bank olmasın şu an ben bir hiçim. Nereden nereye geldiğimi birazdan konusu olursa anlatacağım. Hı hı. Bu basamakları nereden nerelere geldim? Cebimde 5 kuruş param var. Bak şu an şu gördüğün evimde, salonumda hiçbir şeyim yoktu. Evimin kirasını 3 ay ödeyemedim. Ama ne yaptık? Birlik, beraberlik. Bu odaya girdik, beraber ağladık. İşsiz kaldım. Dolmuş parası bulamadım. Bakkala gazeteyi yazdırdım. Gazeteden iş ilanını buluyorum Bengü. O iş ilanını Arayacak param yok. Çok parasız kaldım. Eşim çalışıyordu ben parasız kaldım. Mesleğim var. İş arıyorum. Bulamıyorum. O yani, arada müzisyenlik başlamış müzisyenlik mıydı? Müzisyenlik falan yok. O ara müzisyenlik yapmıyorum. Yani onun için şunu diyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, hayatta ben e, ya şimdi konuyu kötü yere bağlayacağız da eğer ölecek olursam önce ben öleyim. Ama tabii yani bana Allah eşimin öldüğünü hasip etmesin. Bunu da sana açık yüreklilikle söylüyorum. Fatih Sakın duygusal da... yaptın. Yok estağfurullah. Ama bu konuyu ben her zaman nerede anlatırsam anlatayım. Bu bunu, bunu anlarım çünkü Ebru'nun ya şimdi herkes annesini sever babasını sever. Ben tabii her insan onu seviyorum ama benim hayatımda <laughs> eyvallah sağ ol. Ebru'nun bana müthiş bir desteği var. Şu an her zaman diyorum Ebru Bank olmasın. Youtube'da hiçbir videom olmaz hiçbir şekilde bu gücün arkasında hiçbir şey olmaz. Bunu sana açıkçası da söyleyeyim. Ya konuyu da yani affedersin nereden nereye sen bağladın? Sen nereden nereye bağladın? Ben duygusal'a bağlama diyordum. Yani yok, Ebru yok, da burada. Onun da gözü doldu. Ebru gelsene yanımıza. Estağfurullah. Ama bunu sen hak ettin. Ya ben hak etmedim. Ben diyorum ben sana en baştan söyledim. Arkadaşlar, bak yine arkamda gördün mü? bak? Yani arkanda yanında hep evet yani inşallah hep evet, birlikte de birlikte olursunuz. Ağladım. Evet yani siz duygulandınız. Ben de yani normalde duygusalımdır. Şimdi iyice e, sel oluşmasın diye <laughs> ben ağlamayayım dedim de. Ebru gitmişsin bu adama? Evet gittim. Romantik de bir şey bu ya biraz Bilmiyorum, değil mi? Bilmem öyle mi acaba? Sanki yani <laughs> Var mı bana öyle geliyor. Ebru yani bunu da sen söyleme bari. Yani şunu ya, söyleyeyim. Ya duyguları güzel bir adam yani. Şimdi bakıyorum ikiniz de süper tatlısınız. Hayır, Beraber şey de iş yanınız, yapıyorsunuz. Canım. Evet biz 7-24 birlikteyiz. Aha. Eş, arkadaş, anne, baba, kardeş hepsi oluyoruz birbirimize. Arkadaşlar bir de tabii şöyle bir durum var. Siz hep birliktesiniz, hep evet. yan yanasınız. Evet. Şu anda tek mikrofonumuz var o yüzden Ebru'cum sen de şöyle. oraya doğru. Mikrofonunuzu da birlikte kullanın. <laughs> Hiç <gülüyor> ayrılmıyoruz böyle de ayrılmıyoruz. <laughs> evet ayrılmasın. birlikte gidiyoruz. Evet. Ee, hemen hemen 10 yıldır birlikte çalışıyoruz ama ben genelde ofis içerisindeydim. Ama bir gün bir teyzemiz vesile oldu buna birlikte gitmiştik. Ben arabada beklerken, e, hadi gel birlikte gidelim. Yalnız yaşayan bir teyze. Araba soğuktu, gel dedim evet. müşterileri de ısınırsın dedim. Bizi birlikte görünce teyze çok böyle mutlu oldu. Ne hani güzel birlikte mi çalışıyorsunuz? Bir bayanın gelmesi çok hoş falan derken bir oldu iki oldu derken iki yıldır da birlikte gidiyoruz müşterilere. Süper. Ee, hoş olduğunu düşünüyoruz. Biz yapıyoruz ilk defa. Herkesin tepkisi de çok güzel. Kurulan diyaloglar Hem çok Hem birbirinize güzel. destek. Süper. Evet. Çünkü yıllarca işçimiz de oldu. 7-8 tane işçiliği de çok çalıştık. Hani bazen diyorsun ya videolarda çok agresifsin. Hı hı. Ee, her konuştuğum cümlenin altını lütfen e, ben gücüm şöyle algıla. Belki yanlış anlaşılabilir. Her kurduğum cümlenin altında hep bir çizgi var. İstisnalar hariç hep onları devre bir dışı bırakıyorum. Evet. Artık işçiyle uğraşmak istemiyorum darbe vuruyor, işi öğreniyor, sana haber vermeden işten kaçıyor, onu yapıyor, kafasına göre geliyor, gelmiyor. Hep bana hep bana senin işini öğreniyor, 3 ayda usta olduğum zannediyor kendini. Dükkandan çıkıyor. Artık biz dedik ki Ebru karı koca sırt sırta verelim. Sen de zaten 18 yıldan beri bu teknik servis işindesin. En kral ustaya da yeri geldiğinde bildiğini unutturur. Bilgi bir, bir donanımı 10 numara. Evlendim. Evlendikten iki ay sonra askere gittim ben. Askere gittikten Hayır. sonra da Dört ay sonra. Ha, dört ay sonra. Yani, yani illa bir yalan mı? Erkeklerin gidecek. her zamanki klasik tarih hatırlamama sorunu. giderken de eşimi çok sevdiğimiz aile bir dostumuz. Çay yolar çelik yetkili servise. Bıraktım abi dedim bu dedim. Benim emanetim Fatih hiç merak etme. Ebru orada Arçelik Yetkili Servisi'ne bir başladı. Gidiş o gidiş. Müşterilerin evlerine beraber gidiyoruz. Ne iş yaptığımızı biliyoruz. Kime ne hizmet verdiğimizi biliyoruz. Hangi müşteri ne konuştuğumuzu biliyoruz. Süper de gidiyor. Allah inşallah bozmasın. Tamam. Süper. Ha tabii meslektaşlarımız tarafından seviliyor muyuz? Asla sevilmiyoruz bu videolarımızdan dolayı, YouTube'daki videolarımızdan bir dolayı. ben gücüm. Bir de kızınız var, dünya tatlısı. Evet. Evet, o da. Bugün Şimdi burada yok, o... evet, bugün yok. Değil. evet, bugün yok. Bugün yok. Gezilerde misafirleri bıraktık. <laughs> Çünkü ben mesela onu da görüyorum. Siz paylaşımlarda arabanın içinde üçünüz <laughs> e, evet, biz, biz, biz servise üç gidiyorsunuz, üç üç geliyorsunuz bir birlikte. Var bizim. var Kimsemiz yok açıkçası. O dünyamızda mutlu olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi, az önce dediğim gibi birbirimizin elinde ellerimiz, sırtımızı birbirimize dayadık. Üç kişilik küçük dünyamızda hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz. Versiniz Niye tek çocuk? Tek çocuk o konuya girme. Ki girersen e, sayın yönetmenimiz bize kızabilir. <laughs> Çünkü bu konu çok kızar. Bengü tek soru, tek soru. İnşallah da anlarsınız. E, Kardeş bir nevi çok iyi, bir nevi çok kötü. Herkes der ki... Ya bir de Fatih'in anlattığı gibi biz ilk dönemlerde çok zorlu dönemler geçirdik. Onun işsiz olması, sadece benim çalışmam, vakit olmayışı, çocuğu büyütmek... Hani belki bilinçaltına yerleşmiş bir şeyler, sebepler, evet. aşamadığımız birçok sebep diyelim. Anlat anlat. Ya aşamadığımız birçok sebep <laughs> bilinçaltına yerleşmiş. Dedi ki tek çocuğu, tek derdi var... İki çocuğun iki derdi var, üç çocuğun üç derdi var. Bir analiz yaptık. Gittiğimiz tüketicilerden olsun, insanlardan olsun, yüz tane aileye sorduğum zaman herkes kardeşleriyle papaz. Bunu şimdi belki ekranda anlatıyoruz. Herkes hım, ha, hu, vırt, ama sorsan herkes birbirinin kardeşiyle papaz. Ya kardeşinin hanımıyla, görümcesiyle, o onunla, bu buna dedik ki tek olsun, Derdi de büyük oluyorsa da razıyız, güzel oluyorsa da razıyız. En azından şöyle Türkiye geneline baktığınız zaman ben hay 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 sen... rahat bulduğum <laughs> için anlatıyorum Anlatabildim Hani adamın birine sormuşlar ne kadar param var milyon dolarları var dünyayı hükmedecek gücüm var benim hiç bir derdim yok. Adam birisi çıkmış bir demiş kaç kardeşin? Yedi kardeş. Oğlum ne uzatıyorsun kardeşim var derdim var. Hani ben bunu kendim için söylemiyorum. Türkiye Türkçe geneline musun? baktım. Tek çocuk musun? Ben üç kardeşim. E bu da üç evet. kardeş. Yorum yapmayacağım bu konuda. Yani o tabii evet. ki sizin tabii ki tercihiniz. Fazla özele girmeyelim. Girmeyelim, girmeyelim evet. evet. Rahatız, mutluyuz. Böyle bir hayatımız var. Yani daha ne olsun ben gücüm. Ebru teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Of of. Bir, evet yani bir şey yap. Dağıt şu. Kendine gel. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum da var. yani siz, Müzisyenliğine fazla giremedik de. Yani evet. bu çılgın çılgın videoların. E, ben seni herkese anlatıyorum. Bir Sağ gelin benim. almaya gittik. Yani inanılmazdın. Seni gelin konvoyundan zannettiler. benim mi? Evet. <laughs> Takım elbise giymiş. Grand tuvalet. papyonunu takmış. Bilmiş arabasına. Ben bunu anlatacağım. Yok yok anlatma. Hava atmak gibi olur. Ben gücümle olur. Ben atarım. Sen atmıyorsun. Ben söylüyorum. <laughs> Gönderdik. Yani insanlar davulcu arıyor. Nerede evet. bu adam? Arıyorlar. neredesiniz filan. Bizimki böyle. E, yan arabadayım. Aa siz gelin konvoyundan değil misiniz deyip. Yani ya, Fatih o... o efsanedir. Onu hiç unutamam. Onu ben de unutamıyorum. Sen bence parayı vurdun. <laughs> yok. Arabalar marabalar ne oluyor öyle? tabii. Neye biniyorsun şimdi Fatih'ciğim? Ya hiç önemli değil neye biniyorum. Söyle, söyle Sadece ama sana Bengü şunu söyleyeyim. İlk arabama. Marka olmasın da yani. Marka olarak Yok bildim. yok. Ya marka olsa ne olur. Bir Parayı kere... vurdun mu yani onu söyle. Tabii ki parayı vurdum. Şu an ha. aylık gelirim 1 milyon dolar. Tamam bunlar önemli. Bunlar önemli. Çok önemli. Evet. Vergi şeyine de bakacağız. Dilimine. <laughs> onu sakın karıştırma. <laughs> Bengü işin açıkçası ilk arabam 87 Şahin'di. Hmm. Bu arabayı nasıl aldım? Müzisyendim. Bak bu anımı çok güzel bir köşeye yaz. Burada da belki bir moda girebilirsin. Müzisyenlik yapıyorum. Bilkent'te bir gece kulübünde çalışıyorum. Bütün müzisyen arkadaşlarımın arabası var. Benim arabam yok. Herkes arabasıyla gittikten sonra ben kapılarında duruyordum. Diyordum ki ben acaba bugün eve kim atar? Bir günü atıyor, bir günü atıyor. Gün atıyor. Bir gün ne konuşmalarını duydum. Biliyor musun? Oğlum hemen gidelim şimdi Fatih beni eve at diyecek. Bunu duydum. Bir içlendim. Aynı sahneyi paylaştığın arkadaşım Tabii beni de her akşam evime atmak zorunda değiller. Babama dedim ki, dedim böyle böyle işe gidiyorum, arabam yok, arabayla gece 3'te 4'te gelemiyorum. Herkesin arabası var, benim arabam yok. Babam söyleme sayıp bankadan kredi çekti. Bir tane taksiden çıkma araba aldı, önüme attı, arabam oldu. Ondan sonra 87 Şahin'i ben sattım, 79 model Anadolu'a bindim. 79'u sattım, Toyota Corolla öyle 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 derken en sonu seni ilgilendirir mi acaba çaktırma? Ki gerek de yok. <laughs> ama yani onu. hani onu sadece marka söyle veya şey için söylemedim. 3 de. yıldız. Süper süper. Ama <laughs> sana şunu söyleyeyim. Yani kim ne derse desin. Ee, yani ben şunu söyleyeyim. Ya ne diyebiliriz? Hiçbir şey hayal değil değil mi? Hayal değil ama çok o, o kadar çok şükrettim ki Allah'ım Allah'ım diyorum. Bir gün bu sıkıntılarımı göreceğim. Şu an şu oturduğun evimizi satın aldık. Biz buraya kiracı geldik. Bu evin kirasını 3 ay, 4 ay ödeyedi ödeyemediğimiz günler oldu. 3 ay kira birikiyordu. Kiramız o zaman 150 lira civarıydı. 3 aylık kira birikince 150 TL'sini önden ver, öyle ver, öyle derken biz bu evi ne zaman aldık? Biz bu eşyaları ne zaman değiştirdik? Biz bu araba sahibi ne zaman olduk? Biz bu çevreyi ne zaman yaptık? Yemin ediyorum doğru, dürüst, inançlı, güvenirsen ama kalben, ruhun, ruhen güvenirsen Rabbim böyle pırrrrrr neyin verdiğini anlayamıyorsun. Yani ben ya şahsen şu an bir hayal dünyası. Yani millet diyor ki ne oldu nereye geldin? Evet şu an ben çok zengin bir iş adamıyım. Niye? Ekmek bulamıyordum ya. Bakkaldan alacak ekmek param yoktu. Az evvel sana söylediğim gibi ya. İş buluyordum, işe gidecek param yoktu. Telefon açacak param yoktu. E o hallerden buraya geldiğim zaman her şeyden önce en büyük zenginliğimi neye bir borçluyorum? Zaten trene falan böyle biletsiz biniyor musun? Sen de seni Allah kahretmesin. Gerçekten Ona nereden geldin? o... Şey. <laughs> trene biletsiz şöyle bindim, haftalım alıyordum açla. Keyfen, mi? Keyfel Hayır. Mi? Ya, ya ha haftalım mı? alıyordum. Haftalım aldığım zaman çalıştığım işlerin bakkala falan borcum oluyordu. Borcum veriyordum. Cemde paran kalmıyordu. Sıhhiyeden trene kaçak binerek Sincan'a kadar geliyordum. O da paramın olmadığı için ve cebimdeki eğer 10 TL 5 TL varsa Sıriye Köprüsü'nün altında açık köfteci vardı. Abi diyorum ya köfte yiyeceğim boğazım için oradan köfteyi alıyordum. Tren param olmasa da olur. Bütün paramı yemeğe veriyordum. Trene kaçak binerek böyle gidip gidip geliyordum. Hani parasız olunca insan ama açta duramıyordum. Açlığa da hayatta da dayanamam. Fatih'cim hayatını çok güzel anlattın. Yani ben seni tanıyordum ama bu anlattıklarını biraz daha açar mısın? Evet, yok yo, açar mısın değil. Yani seni aslında daha iyi tanıdık. Fakat bana şu anki Fatih Bank ne yapıyor? Ne yapacak? Ve bir de yani seni tam olarak anlatacak bana bir cümle söyle. Bengü, şu an bu saatten sonraki Fatih Bank'ın zaten yaptığı iş belli. İkisi bir arada hani e, Nescafe derler ya Benimki ikisi bir arada Fatih Bank. İkisi bir arada derken çocukluğumdan beri anlatmıştım. Müzisyenlik ve okul sıralarına vidaları söktüğüm için, küçüklüğümde de e, tamir işlerine başladığım için müzik ve beyaz eşya kombi ikisi böyle temelden gelerek şu anki durumum e, güzel organizasyon firmalarında çalışarak otellerde müzisyenlik yapıyorum. Düğünlerde perküsyon, vurmalı çalgı. Aynı, Zaten evet. Burada var. Bu, Birazdan o havayı dağıtmak istiyoruz. Senden bir şeyler isteyeceğim. İnşallah. Bunu da madem konusunu açtın hemen anlatayım. geçeyim. Afyon'da çok sevdiğimiz bir abimiz yıllar sonra tornayı bırakmış bir torna abimiz bu Afyon'da İşçi Hisar'da Ali abimiz diye bir abimiz yaptı. Mermer Darbuka. Türkiye'de, dünyada ilk diyebilirim. Onun hatırasını sen de konuyu gösterince buraya atladım. Hı hı. Şu anki Fatih Pank'ın e, hedef nedir? Ne yapıyoruz? Türkiye'nin çok bir acı gerçeği var. Bunu lanse ettirmeye çalışıyorum. Doğruluk, dürüstlük, yaptığımız işin dürüstlüğünü sosyal medyaya yükleyerek tüketiciler beyaz eşyalarını, çamaşır makinalarını, kombilerini kime, nasıl, hangi şekil yaptıralım derdine düştük. Türkiye'de çok büyük bir eksiklik var. Eşimle beraber sosyal medyadaki, hı hı. YouTube'daki videolarımızı görmüşsündür amacımız, hedefimiz tüketicimiz bilinçli tüketici olsun. Şu an yüzde oranına vurduğumuz zaman yüzde yetmiş, yüzde seksen çok acı verici bir olay. Tüketicilerimizin yüzde yetmiş, yüzde sekseni bilinçsiz tüketici. Evine tamirci çağırırken kimi nereden çağırdığını bilmiyor. Çağırdıysa neye, nasıl, neden, niçin dikkat edeceğini bilmiyor. Müzik dünyasında bilir kişiliğe gerek yok. Müzik ruhun gıdasıdır. Biliyorsun Müzisyenler hiçbir şekilde e, müzisyenlerin tek çaldığı şey ne biliyor musun? E, i̇nsanların istedikleri parça, insanların istedikleri ruhen ve dinlemek istedikleri müzik. Konuyu nereye bir getireceğim? Kendi sektörümüzde müthiş bir dolandırıcılık olduğu için ve bu arada da rakip firmalarımız istisnalar. Gene hariç. Bizi de dürüstlüğümüzden dolayı çekemiyor. Bu Türkiye'de neden böyle bir şey var? Doğru, dürüst olanın yükü çok ağır. Çok ağır bedellerle de uğraşıyoruz. Bunlar belki kamera karşısında "Haha, Evet değerli takipçiler bugün de buradayız kombimiz bu harika orada güzel bilgiyi veriyorsun. Ne tehditler alıyorsun, telefonda ne küfürler yiyorsun. Çünkü doğrusun ya halkın cebindeki parayı düşündüğün zaman bize karşı söylüyor. Senin rakiplerin yani meslektaşlar eleştiriyor diyorsun. Bunu belki sakın unutma. Bunu da canlı yayında söylüyorum. Yani canlı yayın demeyelim, kaydımızda söylüyorum. Bunu ölene kadar da paylaşacağım. Her yerde de reklamını bir yapacağım. Meslektaşlarımdan bazıları sevip değer selam verdiğim meslektaşlarım hariç yarın bir gün başıma bir şey geldiği zaman hiçbirisinin cenazeme gelmesini istemiyorum ben Bu kadar açık ve dipnot söylüyorum. Üstüne basa basa bak bir daha söylüyorum kamerada defalarca cenazemde yarın bir gün öldüğüm zaman selam sabah verdiğim meslektaşlarım zaten benim bilir. Ama bana sensin üçkağıtçı sana mı kalmış lan tüketicinin lan diyorum hani bana karşı konuşulan cümleleri anlatıyorum. Sana mı kalmış tüketicinin cebindeki parayı düşünmek? Sana ne? Bırak herkes parasını kazansın. O, şu, bu vesaire. O tabuta ben girdiğim zaman herkes bir şekilde ölecek. Hiçbir şekilde hiçbir meslektaşımın cenazemde olmasını istemiyorum ya. Bu çok acı ve üzücü bir olay ya. Bir aç da meslektaşını bir takdir et ya. Videolarda bas bas bağırıyorum. Ve ben de inadına gıcıklığına bildiğim mesleği anlatıyorum. Değerli takipçiler bu vida buradan sökülür. Bu buradan sökülür. burası böyle takılır. Bura şöyle yapılır. Diyor ki niye tüketiciyi aydınlatıyorsun? Sana mı kalmış? İşine ekmeğine baksana. Çünkü ben doğru dürüstlüğü anlattığım zaman hırsız, dolandıranların işi kesiliyor. Bengü. Evet gerçi şu anda insanların erişim de kolay. Yani hani internetten falan bakma şansı var ama güvenmeleri çok önemli. Şimdi sizin eşinle gidiyor olmanız da bence o artı bir güven sağlayan bir durum. Bunu var. Türkiye'de de ilk yapan biziz. Çok da memnun kalıyoruz. Eşimle beraber girdiğimiz zaman. Aa Fatus hanımıyla gelmiş. E ne oluyor? Amcasına, teyzesine, dayısına, yengesine böyle... ...çığ gibi büyüyorsun. Tabii insanlar tedirgin de olabilir çünkü. E, yani tek bir erkeğin, tek bir kadının... ...evine gitmesi rahatsız edici olabilir. Siz bence o anlamda... Biz onu bir başardık. Hı hı. Çok istiyorum ki... ...bizi taklit etsinler, meslektaşlarım. Beni taklit et, etsin. Yanına eşini alsın, beraber gitsin. Evet biz de İstanbul'da bu firmayız. Biz de Mardin'de buradayız. Türkiye'nin 81 ilinden aranmadık, ilk kalmadı. Videolarımızdan bir dolayı. Yani... Amerika, Hollanda, İtalya, Fransa, Azerbaycan yani Türkiye'yi bırak yurt dışından kadar artık aranıyoruz. Bu bizi e, gurur veriyor, mutlu oluyoruz. Niçin? Tüketici o videoda doğruludur. Hani böyle kendimi övüyormuş gibi zannetme bir ke kesinlikle. Ama yani bu yaptığınız bir şey. Hoşumuza bir gidiyor ya. O tüket ve ben sana şunu açıkça söyleyeyim. Kendi akrabam olsun. Çok çok samimi ailece görüştüğüm arkadaşlarım olsun tüketicilerden aldığım duayı, aldığım sevgiyi, saygıyı bu anlattığım şahıslardan görmedim. Fatus'ta Allah ne muradım varsa versin. Fatus'ta çoluğuna, çocuğuna, arabana taş değmesin. Niye biliyor musun? Tamirci dolandırmış, 700-800 lirasını almış veyahut da tam alacakken benim videomu izliyor. Fatus'tan senin videonu izledim, param cebime kaldı. Bu adam beni tanımadığı için, karşılıklı bir temasımız göz göze bile gelmeden ekran başından benim videomu izleyerek YouTube kanalımın altına yorumlar oku. Allah razı olsun. Allah birini bin etsin. Bir de böylesi var. Ama bunları ben okudukça eşime diyorum ki gerçekten güzel yerdeyiz. Durmak yok. Nereye devam? Nereye? Yola. <laughs> Artık ne bileyim. Ya inşallah bu da böyle güzelce gidecek. İnşallah bazıları bizi örnek alır. Şimdi taktiklerimiz çıktı. Değerli takipçiler. Bir dakika seni nasıl bulacaklar? Beni, nasıl ulaşıyorlar size? Ben sana şunu söyleyeyim. Reklam yapmamıza gerek yok. Bizi arayın. Bizi arayan buluyor Bengü. Bizi de kim ha, arıyor biliyor musun? Yeriniz mi var? Nasıl? Sistem? Bizim Ankara Eryaman'da ofisimiz var. Hı hı. Rezidans diyeceğim belki biraz havalı ki gelir. Orayı da sırf kedimiz için tuttuk. <laughs> Niye? Çünkü çok sevimli bir kedim var. Şimdi resmi olsa da göstersem sana. Kedimizin markasını unuttum ya. <laughs> British kedimiz var. Akıllara zarar. Beni görünce bile mutluluktan uçuyor evet. vesaire. Bizi dolandırılan, başı dara düşmüş, sıkıntısı olan araştırmacı tüketici Oluyor. Bizi herhangi bir tüketici zaten evine çağırmıyor derdi var eğer bir sıkıntı içindeyse Google'a YouTube'a yazıyor acaba bu kart kaç para neden nasıl niçin ne gibi cümlesini yazdığı zaman Biz orada bir 5-10 kalas var ya 5-10 kalas gibi dikiliyoruz orada anlatmaya başlayınca tüketici izliyor izliyor hmm adam böyle anlattı şöyle anlattı yani belki çok konuşuyor ama yalan da sahtekar olabilir Orada bizim muhasebemizi yapıyor. Evine çağır. Şimdi peki kombi bakımı yapıyorsun. Evet. Bu kombi bakımı nasıl bakım yapılması gerekiyor? Bengi kombi bakımı dediğimiz zaman akla ilk gelecek iş kombi bakımından ziyade işi bilen, kaliteli bir ustayı bulursan kombi bakımına zaten dikkat etmene gerek yok. Bizim yaptığımız sistemde kombinin ilk önce fan motoru dediğimiz hani camlardan gördüğümüz zaman buharını atan parça var ya ofan motoru güzelce sökülür. Yıkanır. Filtresi sökülür. Peteklerin içindeki suyu devir daim eden filtresi vardır. Filtre sökülür. Yanma odası sökülür ve sana açığını söyleyeyim. Zaten biz hangi kombi bakımına gittiysek zaten kombi bakımı tüketici ben yaptırdım işte otobüs durağından çağırdım, şuradan çağırdım, buradan çağırdım. Her tüketici evine gittiğimizde a a a A diyor bu A A'ların sebebi ne biliyor musun gücüm Biz oranın söküldüğünü hiç görmedik. 5 seneden beri kombili çağırıyoruz. Ora hiç sökülmedi. O su filtresi hiç yerinden çıkmadı. E tabi yanlış anlama. Yani biraz da pahalı yapıyoruz ama pahalı yapıyoruz derken şuna inan. Belki bir insanın 3 sefer yaptıracağını sen bir sefer de yapıyorsun. Çok Olabilir güzel mi? Dedin çünkü kimisi ucuz diye girip Hı. hiçbir şey yapmadan efendim sizin şurada değişecek bir de böyle hani sen onu güzel yaparsın. Evet, evet canım. Evet gerçekten o bu da <laughs> değişecek deyip tüketiciyi tatlı dille ucuz evine girip hop parayı harputlayıp çıkmak. Ama biz tek bir seferde güzel bizi kurtarabilecek, bizim kapasitemizi kurtarabilecek yaptığımız işin doğruluğunu, dürüstlüğünü lansettiğimiz zaman tüketicinin zaten para umrunda değil. Tüketici şunu istiyor. Kombimin bakımı dört dörtlük yapılsın. Benim artık güvenebileceğim bir ustam olsun. Bu zaten kendisi ister istemez geliyor. Daha ne anlatayım Beğen. Fatih senin bir de acayip izlenen bir videon vardı. Kalpolle petek mi temizledin? Bir şeyler onu hiç o neydi? Sorma. Bir tüketicimizin evinde e, tüketicimiz fiyat araştırıyor. Kombi petek tesisat temizliği kaç yapı yapıyorsun? Hemen hızlı bir geçeceğim bu konu biraz uzun. Uzun konuşmayı da fazla sevmem. Hiç Uzun lafın kısası her yerden fiyat araştırmış. En son biz aradı. Ustam dedi ben kombi petek tesisatı yapacağım. Kimisi 300 istiyor. Kimi 400, kimi 500, kimi 700. Ben ilaçlı yapıyorum. Ben ilaçsız yapıyorum. Ben adama bir dedim ki abi lütfen bir dur ya. Evine geleceğim. Geleceğim, geleceğim dedim sana. Peteklerine bakacağım diyeceğim. Dedim geleceğim. O evdeki sıkıntıyı gidereceğim. Fiyatı orada görüşürüz. Ve o zamana kadar da petek tesisat, temizliği açık konuşmak gerekirse yapmıyorum. Artık gına geldi. Her arayan soruyor. Yapıyor musun? Yapıyor musun? Gittim. Anam filtreye bir baktım. Şu bardağın içini gördün mü? Şu bardağın içine şu an elim şu şekil giriyor ya. Buraya bir kalemin dahi. Şu kalem alabilir miyim ben? Tabii. Şu kalemin dahi giremediğini bir düşün. Katran 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 dolanmış çamur. Hmm. Su devir daim olamıyor. Filtreyi çıkarttım. Tertemiz yıkadım. Peteğin içindeki. Tabi tabi şey, kombin altında filtre var. Temizledikten sonra adam dedi ki e, tüketicimiz petek temizliğini kimyasal ilaçla yapmıyor musun? Motorla yapmıyor musun? Orada espri yaptım. Arkadaşımla gittim videosunu çektim. Evet dedim biz motorla geldik. Motorda ne biliyor musun dedim. Kavasaki aşağıda. Motorsikletle geldim dedim. Kimyasal ilaç nerede dedi. Abilerin buzdolabını açar mısın? Tüketicim buzdolabını açtı. Biliyorsun her tüketicimin buzdolabı alt rafı kesinlikle bir eczanedir ilaçtır. Gözüme Kalpol takıldı. Majezik takıldı. Aldım bir, e, şey elime Kalpol'ü, majezi. Değerli takipçiler işte evinize motorla geliyoruz. Motor aşağıda. İlaçla geliyoruz. Kombimizin karnı ağrıyor Kalpol. Başı ağrıyor Majezik. Oradan döküyormuş gibi yaptık. Oradaki en büyük hatamız bunun şaka Olduğunuz dediğimizi söyleme. unuttuk. Ve oradan Kalpol'ü koymuş gibi gösterip o videoda bir çamurlu su çıkıyor tüketici diyor ki ya bu manyak mı deli beni anlattığına göre kalpolle majazik karıştırınca böyle etki yaratabilir diye. Belki inanmayacaksın. Bu Mentos'la kola şey <laughs> bir tanesi gibi olmuş. Belki inanmayacaksın bizi eczanelerden arıyorlar. Halkımızın biri geldi kalpolle macazik istiyor. Bunun nasıl kullanma talimatı var? Karıştırıp mı atalım? Dedim hanımefendi o şaka o mizansel. Halbuki altına da açıklamayı yaptık. Petek teysat temizliğinde ilaç kullanmıyoruz, motor kullanmıyoruz. Gayet doğal organik kombinin kendi motoruyla teysattaki ne kadar çamurluk pislik su var çıkartıyoruz. Ha Bu da demek değildir ki petek teysat temizliğini kimyasal ilaçla motor kullananlar çünkü motorlar yurt bir dışı Alman malı şu bu kötü mal mı değil. Ama Türkiye'de %70 %80 bu motorları bu ilaçları adam akıllı kullanacak usta yok ilaçları karman çorman atıyor. Tesisatı kapatıyor. E sana tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Yanlış ilaç içersen ne olursun? Hemen hastaneye gidersin. Mide bulantı ya da ölümle sonuçlanabilir. Pe içinde de ilaç kalırsa ne olur? Tesisata, pete zarar veriyor. Bunu işi bilen ustalara yaptırmak lazım. E sen diyeceksin ki e sen yıllardan beri bu işi biliyorsun. Niye motor ve ilaç kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Her yediğim bir yol değişikliği var. Bu da benim tarzım. Demek ki yani e, senin videoların çok izlendiği için verdiğim bilgiler evet. yani şaka yaptığını sonunda mutlaka belirtmen gerekiyor. Kesinlikle o, ama sadece o videoda hata yaptım. Şu an yaklaşık Bengü'cüğüm 850-900 tane yakın video var. Ve e, buradan açık yüreklilikle de söylüyorum bu kadar videolarımın tutacağını tahmin etmiyordum. Ve belki e, bu videolarımı niçin çektiğimi sen sormadın. Önce bir sor da sordu havasına geleyim. Niye bu kadar video çekti diye sor. Niye bu kadar video çektin Fatih? Aa bu soruyu hiç tahmin etmiyordum harikasın. Şaşırdın değil mi? Bu videoyu çekmemizin tek sebebi tüketiciye eşimle beraber artık gittiğimizde bize dolandırıcı, sahtekar muamelesi bir yapılıyordu. Onu söktün nereden bileyim, onu söktün nereden bileyim Ama diyorlardı. insanlarda güvensizlik var. Güvensizlik bu olduğu için. Biz de eşimle beraber karar aldık. Yaptığımız işin dürüstlüğünü lanse edelim, videoya koyalım. Evet değerli tüketiciler bugün Ben Gönül'ün evindeyiz. Şikayeti kombimiz ateşlemiyor. Sıkıntı burada burada. Videoyu bir attık. 3 bin, 10 bin, 20 bin, 100 bin, 1 milyon, 2 milyon, 300 bin falan derken yaptığımız işleri ata 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 e tüketici halk da orada yapılan işin doğruluğunu, dürüsünü görünce biz de gaza geldik. Yaptığımız işi atalım, lans edelim en azından halk görsün. Ve bu işi Ankara'da bir yapıyoruz. Bizi herkes İstanbul'da bir zannediyor. Yani Ve... Şimdi sana onu soracağım. <laughs> onu da bize söyle. Fatih Bank Hangi şehirde ve nerede? Nerelere gidiyorsun? Fatih Bank'ı söz olarak söylüyorum. Bilgisiyle, tecrübesiyle Türkiye değil dünya genelinde. O ayrı. Sosyal Fakat, medyada. Tamam. Hizmet verdiğin. Bilgi yer, veriyorsun evet. sosyal medyada. E, hizmet verdiğin şehir? Ankara. Senpler. Ankara'da hizmet veriyorum. Ankara'da da belli bölgelere gidiyorum. Hemen sayalım. Sincan, Fatih, Eryaman, Etimesgut, Çay yolu, Yenikent, Bağlıca, Batıkent, Yaşamkent. Atıyorum Çankaya'dan bir seni Asla. aradı, gidemiyorsun. Gidemiyorum çünkü ekibim Vakit. yok, zamanım yok, trafiğe takılmak istemiyorum. Benim için önemli zaman. Ankara'nın her semtinden arıyorlar. Usta Ankara'dasın en azdan bize gel. E şimdi beni mamaktan bir dünya, beni affetsinler bir dünya tüketicim var. Arıyor usta yakıt paranı vereyim, servis ücreti neyse vereyim. E şimdi ben mama gittim Sincan'dan. 40 kilometre. İşini yaptım bir aksi bir şey oldu. Bir daha geri gitmem lazım. Hayatta tek geri gelmeyecek şey zaman, zaman. ve en önemli şey de zaman. Doğru. Fatih. Aman ciddi olmayalım, bırak doğal olalım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda seni bu kadar ciddi ve resmi görmedim. İşte bazı YouTube'daki videoların haricinde. Şimdi sen düğünlerin, kız istemelerin, ya yani inanılmaz bir yüzüsün, enerjin, muhteşem. Ciddi o kadar var mı? İnanılmaz. Yani bunu çok ciddi söylüyorum. Sana şunu soracağım. Tabii. Alkol falan alıyor musun sen? Sana bir şey diyeyim belki. Veya başka dersen. bir şeyler? Herkesin bana sorduğu soru bu. Bu kesin ya alkol içiyor ya da hiç olmaması gereken. Buradan çünkü bizim küçük çocuklarımız da var. Hı -hı. Ondan da kullanıyor olabiliyor falan diler. Dediğim gibi 11 yaşımdan beri gazinosu, eğlencesi, alkollü ortamı her yerde bulundum. Alkol, sigara şu an içmiyorum. Buradan da izdin olursa güzel bir mesaj vermek istiyorum. Ha. Yeşil aycı olalım, sigara içmeyelim. Biliyorsun sıkıntı, stres, o ciğerlere çocuklarımıza kötü örnek olma, alkol ve sigarayı sevmiyorum. Ha içenlere saygı duymuyor musun? Ne yapalım saygı dur durmak zorunda kalıyoruz çünkü. Müşteri evine gidiyorsun. Müşteri bazen bizim yanımızda sigara içiyor. Abi diyorum rahatsızım. Boğazımda sıkıntılar var. Lütfen içme falan. Aa, usta ne demek saygı diyorum. Onun için sorduğun soruyu ben de en azından cevabını verdim. Alkol, sigara kullanmıyorum. Ve bundan dolayı da çok da mutluyum ve yıllarca alkollü mekanlarda çalıştım. Ama içmedim. Şimdi belki diyecekler ki içen ne oluyormuş arkadaşlar? O, o ayrı soracağım. ben o seni o gelmez Ben, ben olayım. sana sordum. Merak ediyordum çünkü bunu. Şimdi aslında yani keşke ortam biraz daha müsait olsa da evet. sana davul çaldırmak istiyordum. Çünkü senin şovların falan var. Davulun sağ üstüne taklatmalar. Onları elektrik aldığım müşterilere davulun üstüne taklatıyorum. Yani, Bazen davulu kafama geçiriyorum. Geçirirsin Yani bunları yaparsın ama evet. şimdi yanımızda darbukamız var. Aa, Hem bunu biraz Bunu e, ne zaman ne olduğunu... koydunuz buraya? ah Hiç şaşırdı. göremedim. Şöyle olayım bari. Ben güzel şaşırdı. de yapsana bir. bu <laughs> <Fatih, gülüyor> lazım ya. Bu lazım. Bunu çalmanı istiyorum. <laughs> Ben gücüm bu normalde esasında mermer bir darbuka. Bunu normalde ısıtmamız lazım. Hani kamera arasında ısıttım geldim oraya kimse görmedi esasında da. Hani halkımız da yuttu sanki. Ç çalıyorum. Hadi çal. Sen de oynayacaksın falan. <laughs> oynarım. Eğer yeteri kadar coşturursan oynarım. Yok dur. Şurada kırık yer vardı. Az evvel kameramanımız bana dedi ki orayı sakla çok doğalım her şeyi söylüyorum ya. Evet mermer darbukamın şurası kırık. O da ne için? Evimize gelen haylaz bir misafirin çocuğu burayı kırdı. Buna da gözük. Misafir mi haylazdı, çocuk mu haylazdı? Çocuk. Tamam. Şimdi bu, bu enstrümanda hani e, nota var da hani melodi olmadığı için bundan pek e, zevk alamazsın. Bunun normalde altyapısı hello, zil, davul. Altyapı böyle cumbak çıkacak cumbak çıkacak. Diye o altyapı gelirse ben bunu ağlatırım. Ve bir gün ahtım var. Güzel bir prodüksiyonla böyle beyaz bir perdenin arkasında böyle bu darbukayı resmen ağlatıp bunu konuşturacağım. Ve ön tarafta güzel böyle bir oynayan oryantal grup. Hı hı. Tek başıma hayalim de o. Ama bunu da yapmamamız için bir sebep Yaparsın. yok inşallah. Ne çalayım abime? İçinden ne geliyorsa şu an bir şey diyemeyeceğim. Sanatçının işine karışılmaz. Evet şu an biliyorsun saat gece 4. Alt komşumuz rahatsız olmasın. Yani ufak bize. Bir kutu. Ufak. Yeter mi? Bak şimdi. Bana da bir de diyorlar ki dişlerini yaptır. Manyak mıyım Asla? ben kız? bak Nasıl çıkacak o sesler? <g interacted> <Örstat> <laughs> Çünkü arası ayrı. Ben dedim ki buraya bir alçıpan yapıştırırsam dişimi yaptırırım. Bak bana Ooh. doğallık yakışıyor bak. Bak. Harikasın Fatih. Teşekkürler. Ama bunun sözünü aldık. On numara bir darbuka şovu yapacağız güzelce. Evet. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben bir şey diyeyim. Rahat olalım. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel yerlerden çalışmışsın. Kimlerden ne dedikodu alıp sinsi fettanca yazdın, not aldın. Yemin ediyorum beni şuradan, 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 her yerden vurdun. Ama eğer hani ne bileyim Hayatımızı güzel anlatabildiysek ve ben de en azından bu doğallığımı çünkü bazen takipçiler izliyor. Deli misin, dana mısın, nesin, kombici misin, soy soytarı mısın, şovmen misin, bir gün araba videosu, bir gün kıymalı videosu. Ben dedim ki hayatta eğer bir güzel yaşantı varsa yanlışı görüyorsam o yanlış oradan yakalıyorum. Değerli tüketiciler bugün pidecideyiz. Burada böyle yanlış olmuş tak. Halbuki o pidecinin sıkıntısı halkın sıkıntısı. Bir gün araba videosu çekerken beni bir görüyorsun. O sıkıntı halkın dile getiremediği. Ben de ufak tefek böyle bir takipçilerimiz olduğu için her bulduğum şeyi bugün tuvalette bir sıkıntı olsun. Yarın bir gün şaşırma onu çekerim. Bugün bakarsın parkede beni bir görürsün. Ama 11 yaşından beri her işten ziyade böyle mekanik bilgim, bakış açım, hayat felsefemi Elimden geldiği kadar genişletmeye çalışıyorum. Her şeyden de bilgim yok ama bir bilen kadar da bilgim vardır. Onları halka lanse ettiriyorum. Ne yapayım Fatih Bank. Az evvel ne dedim? Üçü bir arada Nescafe ise bu da ikisi bir arada Fatih Bank. Huu! Harikasın Fatih. Kız çok güzel oldu evet, ya. Şöyle bir kamera şaşı bakalım mı? Bir, iki, üç. <laughs> Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyicilerimiz. Fatih Bank'la ilgili hem hayatını dinledik hem onunla ilgili eğlenceli, duygusal her şeyi öğrendik. Fatih'çim, buyur ben gücüm. Harikaydı. Güzel çok bir çekim ol. oldu bence. Sen harikaydın çünkü bana herkes her soruyu soramaz. Ama sen de o kadar güzel bir beni yaşayarak anlattın ki ama nerelerden kopya çektiğini de çok merak Kuşlarım ed var. ediyorum Kuşlarım, Kuşlarım var. <laughs> var. Senin yakaladığın kuşlardan bir tanesini ben almıştım çocukken. hayır <laughs> <İnanmıyorum. gülüyor> Ama sana şey diyeyim mi? Bak kadınlar zeki diyorlar ya. Gerçekten dur bak nereden yakaladın kuşu. Helal olsun sana. Süpersin. Onlar bana söyledi. Helal sana olsun. ve eşine, Ebru'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bize bu güzel soruları sorduğunuz için. Biz de inşallah e, elimizden geldiği kadar değil, yaşamış olduğumuz hayatı Hiçbir eksiği olmadan, yalanı dolanı olmadan lansettiğime inanıyorum. İnşallah güzel şeylere imza atacağım. Ben her şeyden önce güzel bir şeye imza atmaktan önce Rabbim önce bana bir sağlık, saat, huzur, mutluluk Hepinize. versin. İşimde elimden geldiği kadar değil elimden gelmek mecburiyetindeyim. Doğruluk, dürüstlük. Çünkü benim yaptığım iş gerçekten vicdanla cüzdan arasında olduğu için hiçbir tüketicimin canını yakmadan her şeyin doğrusunu göstermeye ant içtik. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Hiçbir güç, kuvvet bunu da kesemeyecek. İnşallah da kimse engel olmaz benim gücüm. Teşekkür ediyoruz.